Merhaba, bu videoda Skyrim'i görsel olarak bayağı bir güçlendireceğiz. Eğer modlamaya dair henüz bir şey bilmiyorsanız temelleri öğrenmek için serinin birinci videosunu izlemelisiniz. Öteki türlü oyununuz fena halde çökebilir. İlk modumuz Skyrim 2020 Parallax by Future. Fasher. Patcher. Butcher? Fuşa. Skyrim 2020 aka 2020 or 2020 Parallax by Fuşa. Bu mod Skyrim'in eski düşük çözünürlüklü kaplamalarını bir kenara fırlatıp yeni 8K'ya kadar ulaşan yüksek çözünürlüklü kaplamalarıyla tanışmamızı sağlıyor. Tabii biz 2K'da indireceğiz. İsteyen varsa 8K'da da indirebilir. Fakat şu anda kullandığım ekran kartı 3070 Ti olmasına rağmen çok yük bindirmemek adına 2K'yı tercih edeceğim. Parallax'ı 2K indirmek için Files kısmından Optional Files kısmına gidin. Optional Files kısmının biraz aşağısında 2K seçeneğini göreceksin. Eğer 8K veya 4K indirmek isterseniz Main Files kısmından en üsttekini indirebilirsiniz. Bu modun dosya boyutu yüksek olduğundan indirme biraz uzun sürebilir. Deadly Spell Impacts. Attığımız spellerin daha gerçekçi ve şık gözükmesini sağlıyor diyebilirim. Gereksinimler kısmına baktığımda 3 adet mod görüyorum. A patch for Deadly Spell Impacts. Kurduktan sonra hatayla karşılaşırsak patch'ine bakarız. Deadly Spell Impact Transferency for EMB. Yani videonun sonunda kuracağımız EMB için saydamlık sağlıyor. EMB'yi kurduktan sonra eğer saydamlık ararsak dönüp bakabiliriz buna da. Koi SIPC. Bunu indirin fakat bütün modlama etaplarını tamamlamadan kurmayın. Şimdilik bir kenarda dursun, daha sonra değineceğiz. Şu anda sadece Deadly Spell Impact'i kurmamız yeterli olacak. Congratulations. Lanterns of Skyrim 2. Lanterns of Skyrim modu sokak lambası niteliğinde aydınlatmalar sağlıyor ve çok güzel gözüküyor. Mutlaka kurmanızı tavsiye ederim. Zaten öncesinde istediği herhangi bir hazırlık modu olmadığından direkt indirip kurabilirsiniz. Frozen Electrocuted Combustion. Kısaca FEC diyebileceğimiz bu mod, elementlerin dünyaya etki etmesini sağlıyor. Normalde Skyrim'de meydana gelen bütün elementler sadece efektten ibarettir. Bu modu kurduğumuzda ise elementlerin dünyaya artık etkisi olacak. Bir düşmana ateşle saldırdığımızda cesedinde gerçekten yanıklar olacak. Veya birisine elektrikle saldırdığımızda parçalanma ya da titreme gibi efektleri olacaktır. Eğer vampirseniz ve kan emiyorsanız veya silahınızda cam emme efsunu varsa efektlerin uygulandığı kişinin görsel olarak kanı çekilecek ve Draugr'a dönüşecek. Öte yandan birisine soğuk veya buz saldırısı yaparsanız soktan donacak ve bir sonraki vuruşunuzda parçalara ayrılacaktır. Eğer birisini haddinden fazla ateşe maruz bırakırsanız iskelete dönüşecektir. Peki kurmadan önce gereksinimlerini kurmamız gerekiyor. MCM Helper, Address Library ve Sky UI istiyor. İkisi de yüklü durumda. MCM Helper'ın dosya sayfasına geldiğinizde daha güncel diye sakın 1.6'yı kurmayın, bu Anniversary Edition'a ait. Bize lazım olan 1.5. Power of Trees Tweaks sadece Address Library istiyor. Kurabiliriz. Her modun AE versiyonu yerine SE versiyonunu indiriyoruz, unutmayın. Öncelikle Power of Trees Tweaks'i kuruyoruz. Daha sonra MCM Helper. Papyrus Extender'ı da kuralım. Version Special Edition. 1.6 Anniversary Edition değil. Evet, artık FEC'i kurabiliriz. 1.5 Special Edition. Sakın 1.6 Anniversary Edition'ı kurayım demeyin, büyük patlarsınız, ondan sonra sorumluluk kabul etmem. Skyrim is Windy. Skyrim is Windy'nin istediği tek mod Dead Shrubs Replacer. Gerisi lokalizasyon modları. Files kısmından direkt Main Files'ı indirebiliriz. Dead Shrubs Replacer'a baktığımızda istediği tek şey Skyrim is Windy. Yani bu Skyrim is Windy ile çalışan ekstra bir mod. Bunu da Main File'ını indirelim. Skyrim is Windy, tamam. Dead Shrub Replacer, üsttekini seçin. Tabii ki Skyrim is Windy kurulu. Better Falmer Cave Ceiling Glow. Bu modun ekstradan indirmenizi istediği hiçbir şey yok. Direkt indirip kurabilirsiniz. Glowinor Veins 300 SSE. İsminden de anlaşılacağı gibi madenlerin parlayıp dikkat çekmesini sağlıyor. Bu vesileyle yolda giderken veya bir mağaranın içindeyken madenleri daha rahat görebileceksiniz. Hiçbir gereksinimi yok, direkt indirip kurabilirsiniz. The Eyes of Beauty SSE. Herhangi bir mod gereksinimi yok ve karakterinizi oluştururken kullanabileceğiniz birbirinden güzel gözleri oyuna ekliyor. Ana dosyasını direkt indirip kurabilirsiniz. SV Beards SE. Direkt indirip kurabileceğiniz bir başka mod daha. Oyuna erkek karakterler için çok daha gerçekçi ve estetik duran sakallar ekliyor.
Northborn Scar. Karakterinize yara eklemek istiyorsunuz ama Skyrim'in yaraları yeterince karizmatik değil mi? O zaman Northborn Scar. Northborn Scar'la yaralar daha güzel ve daha karizmatik. Hiçbir gereksinimi yok, direkt indirip kurabilirsiniz. Vision. NPCs, War Maidens, Wives. Bu üç mod oyundaki kadınları yeniden modelliyor. Kurmak için gereken tek şey UNP, onu da zaten ilk videoda kurmuştuk. O yüzden direkt indirip kurabilirsiniz. Pandrables NPC Dawnguard. Pandrables NPCs Dragonborn ve Pandrables NPCs Males. Bu üç mod Vision modlarının ele almadığı karakterleri elden geçirip yüzüne sıfatına bakılır şahıslar olarak ayarlıyor. Pandrables NPCs Dawnguard'ı indirmek için iki seçenek var. İlk seçeneği Unofficial Skyrim Special Edition patch'i kullanmıyorsanız tercih edin. İkinci seçeneği Unofficial Skyrim Special Edition patch'i kullanıyorsanız indirin. Modları kurarken çoğu karakter için nasıl görüneceği hakkında da size seçenek sunuyor. Bu vesileyle Skyrim'i sizin için daha kişisel bir hale getiriyor. ENB, it's in the game. ENB'yi kurmaya başlamak için ilk adımımız Google'a ENB yazıp enbdev.com'a gitmek. Sitede alt kısımdaki Graphic Modifications kısmından Test Skyrim SE'yi bulup versiyon 0.75'i açın. En alt kısımda ilk aradığımda asla bulamadığım şu küçük indirme simgesinden ENB'yi indirin. Rapper version'ı açın. Umarım ezbere öyle direkt hepsini kopyalayıp atmadınız. Eğer attıysanız geçmiş olsun, Skyrim acılar içinde bağıracak. Sadece D3D11 DLL ve D3D Compiler 46E DLL'i kopyalayıp Skyrim'in ana dizinine atın. İlk aşama tamam. Sırada ENB Helper var. Google'a ENB Helper yazıp devc.com'u açın. Yine çok afilli olmayan bir site çıkacak karşımıza. Downloadlayıp ENB Helper'ı indirin. Klasörde sadece ENB Helper DLL'i kopyalayın, Skyrim'in ana dizinindeki Skyrim klasörüne ENB Series isimli bir klasör oluşturup ENB Helper DLL'i içine atın. Şimdi, Boris Voronsov abinin onlarca oyun firmasının yapamadığı işi tek bir DLL dosyasına attığı ENB'yi ve teknik gereksinimlerini kurmuş bulunmaktayız. Nedir ki bu ENB'yi bu kadar önemli yapan şey diye sorarsanız, kendilerinde olmayan oyunların görsel tabanlı aydınlatma, ışın izleme, screen space yansımaları, detaylı ve gerçek zamanlı gölgeler, ambient occlusion, depth of field, HDR gibi kompleks grafikleri çalıştırmalarına yarıyor. Nexus Mod Manager'ı açıp oradaki çocukların bu ENB üzerinden rengine ve zevkine göre değiştirdiği renk paletlerini alıp oyunumuza ekleyeceğiz. Bunlar arasından da benim şu anda favorim olan FN ENB'yi kuracağız. Nexus Mods'tan indirdiğimiz FN ENB zip dosyasının içindeki bütün dosyaları seçip Höbelek diye Skyrim Special Edition'ın ana dizinine atmanız yeterli. Tebrikler, artık Skyrim'iniz yeni jenerasyon grafiklerine sahip.